Bismillahirrahmanirrahim. Bakara 38. Onlara şöyle dedik: Hep birlikte oradan inin. Artık benden size bir hidayet gelir de kim hidayetime tabi olursa o takdirde onlara hiçbir korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. 39 O inkar edip ayetlerimizi yalanlayanlara gelince işte onlar ateş ehlidirler. Onlar orada ebedi olarak kalıcıdırlar. Ey İsrailoğulları! Size ihsan ettiğim nimetlerimi hatırlayın. İman edeceğinize dair bana verdiğiniz sözü yerine getirin ki ben de cennete girmeniz hususunda size verdiğim sözü yerine getireyim. Ve artık Yalnızca benden korkun. 41 Beraberinizde olanı Tevratı tasdik edici olarak indirdiğime Kur'an'a da iman edin ve onu inkar edenlerin ilki siz olmayın ve ayetlerimi karşılığında ne alsanız az düşecek bir fiyata satmayın. Ve artık yalnızca benden sakının. 42 Hem siz doğru olanı bile bile hakkı batıl ile karıştırmayın ve hakkı Gizlemeyin. 43 Hem namazı hakkıyla eda edin. Zekatı verin ve rükû edenlerle beraber rükû edin. Haşiye var. Yıldız gösterilmiş. Kur'an-ı Kerim'in her cüz'ü dört hizbe bölünmüştür. Bir tilavet adabı olarak Kur'an okuyan kişi kıraatini mevzuun tamamlandığı yerlerde bitirmelidir. Bu hususta bir kolaylık olmak üzere ayet sonlarındaki ayın sece, secaventleri, secaventleri gibi sahife kenarlarındaki bu hisp işaretleri de ekseriyet itibariyle böyle yerleri göstermekte olup bu işaretlerdeki hizip kelimesinin tam karşısında bulunan ayetle kıraat mana cihetiyle tamamlanmaktadır. Karaçam 502. Dönelim bir daha. 44. Siz kitabı okuyor olduğunuz halde insanlara iyiliği emredip de kendinizi unutuyor, unutuyor musunuz? Hiç akıl erdirmez misiniz? 45. O halde sabır ve namaz ile Allah'tan yardım isteyin. Haşiye 1. Bir. Haşiye 1'e gidelim. Cenab-ı Hak, Hakim ismi müktezası gereği olarak vücudu eşyada varlıkların yaratılmasında bir merdivenin basamakları gibi bir tertip vaz etmiş. Yani sıra koymuş. Sabırsız adam teenni yani ihtiyat ile hareket etmediği için basamakları ya atlar düşer veya noksan bırakır. Maksut, maksut damına çıkamaz. Onun için hırs mahrumiyete sebeptir. Sabır ise müşkilatın anahtarıdır. Zorluklardan kurtuluşa vesiledir ki el harisu haibun hasirun yani hırs hırs gösteren mahrumdur, zarardadır. Es sabru miftahul fereç yani sabır ferahlığın anahtarıdır. Duru bu emsal yani atasözü hükmüne geçmiştir. Demek Cenabı Hakk'ın inayet ve tevfiki yardımı ve muvaffakiyeti sabırlı ademler, adamlar ile beraberdir. Mektubat 23. Mektup Abid ibadet eden namazında der, namazında der. Eşhedü en la ilahe illallah. Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Yani Halik ve Rezzak, yaratan ve rızık veren ondan başka yoktur. Zarar ve menfaat onun elindedir. O hem hakimdir, abes, lüzumsuz iş yapmaz, hem rahimdir, ihsanı, merhameti çoktur. Diye itikat ettiğinden, inandığından, her şeyde bir hazine-i rahmet hazine rahmet kapısını bulur. Dua ile çalar. Hem her şeyi kendi Rabbisinin emrine musahhar, itaatkar görür. Rabbisine iltica eder. Sığınır. Tevekkül ile istinat edip her musibete karşı tahassun eder. Sığınır. İmanı ona bir emniyeti tamme, tam bir güven verir. Sözler üçüncü söz. Haşiye bitti. Birinci haşiyeydi. Uzun bir haşiye. Nerede kaldık? Heh. Şuradayız. 45. O halde sabır ve namaz ile Allah'tan yardım isteyin. Halbuki Şüphesiz o Allah'a gönülden bağlı olanlardan başkasına elbette ağır gelir. 46. Onlar ki gerçekten kendilerinin Rablerine kavuşacak kimseler olduklarını ve gerçekten kendilerinin ancak ona dönecek kimseler olduklarını sezerler kat'i olarak iman ederler. 47. Ey İsrail oğulları! Size ihsan ettiğim nimetlerimi, nimetlerimi ve gerçekten benim sizi bir zamanlar alemlere üstün kıldığımı hatırlayın. 48 ve öyle bir günden sakının ki o gün kimse kimse namına bir şey ödemez. Ondan Allah'ın izni olmadıkça bir şefaat de kabul edilmez. Ondan bir fidye de alınmaz. Ve onlar yardım da olunmazlar. Allah'a emanet.